Herkese merhabalar. LGS tekrar programımız, ilk tekrar programımız İnkılap Tarihi 1. dönem tekrarıyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İnkılap Tarihi'nde 1. dönem konularının ikinci kısmını öğreneceğiz. Biliyorsunuz ki ilk tekrar programımız çok çok önemli. İlk tekrar programında sizlerle LGS'nin 1. dönemini bitiriyoruz. Sonrasında Mayıs'ta son tekrar programımızı yapacağız ve LGS'ye gümür gümür hazırlanacağız. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Ya istiklal ya ölüm konusu önemli bir konu. LGS'de mutlaka soru gelecek bir konu. Kolay ya da orta seviye sorular geliyor. Zorlayıcı soru gelmiyor. 2020'de ve 2021'de sorular geldi. 2022'de de bu konudan mutlaka sorular gelecek. Şimdi güzel bir şekilde bu konuyu öğrenelim. Sonrasında arkadaşlar mutlaka ilk tekrar setimizdeki soruları çözelim. Biliyorsunuz ki ilk tekrar setimizin içerisinde sizler için hazırladığımız LGS tekrar programı, yeni nesil Türkçe matematik kitabı, artık netler artıyor ana denemeleri ve ilk tekrar tüm dersler kitabı var. Buradaki inkılap tarihi sorularını mutlaka çözmeliyiz. Burada hata yaptığımızda da mutlaka Kareko'dan soruların çözümünü uzman hocalardan dilemeliyiz. Arkadaşlar LGS hazırlıkta en önemli şey soru çözmek. Yani sen soru çözüyor musun Tonguç? Evet öğretmenim. Harikasın. Çünkü bize sınavda soru soracaklar. Yani sınavda şöyle bir şey yapmayacaklar. Anlat bakalım ya istiklal ya ölüm ünitesini. Böyle bir şey yok. Ya da anlat bakalım tekalifi milli emirlerin. Böyle bir şey yok. Bize tekalifi milli emirlerinin olduğu bir metin verecekler. Bu metnin veyahut da bu cümlenin veyahut da bu parçanın içinden bize sorular soracaklar ve seçenekli olacak. Dolayısıyla bizim bu konuyla alakalı en çok soru çözmemiz gerekiyor. Bu inkılap tarihi için de geçerli, diğer dersler için de geçerli arkadaşlar. O zaman şimdi hiç vakit kaybetmeden mükemmel bir şekilde tekrarımıza başlayalım. Önce büyük resmi göstereceğiz. Konu özetlerimiz olacak. Sonrasında yeni sorularla mükemmel bir şekilde tekrarımızı bitirmiş olacağız. Hadi bakalım Tonguç'un videomuza başlayalım. Evet Tonguç, bir kahraman doğuyor, bitirdik, milli uyanışımızı yeter yaptık. Yeter artık hocam. Artık yetmez, artık düşmanı denize dökeceğiz, merak etme. Ya istiklal ya ölüm diyoruz. Doğu cephesinde Ermenileri, güney cephesinde Fransızları, batı cephesinde Yunanlıları göndereceğiz. Peki, göndereceğiz. Nereye göndereceğiz hocam? Evlerine göndereceğiz, öyle kötü bir şey yapmıyoruz yani. Evlerinize gidin, hadi bakalım evinize diyoruz. Hadi naşnaş çıkın artık bu arada. Hadi naşnaş diyoruz tabii. Bazı dillerde naşnaş güle güle demek. Biz bazen farklı dillerde kullanabiliyoruz. Burada sınavda çıkma ihtimaline baktığımızda buradan mutlaka soru geliyor. En önemli kısım batı cephesi. O yüzden buraya... Kesin gelir mi hocam? Evet, çünkü burada 1. İnönü Savaşı var, 2. İnönü Savaşı var, Sakarya Muharebesi var, Kütahya Eskişehir var. Yani, zaten tabii, senenin yarısı burası hocam. Yok, senenin yarısı değil de çok önemli bir kısım burası. Burada önemli kavramlar, önemli kazanımlar var. Tekalifi, Milliyeler, Marif Kongresi. Bunları bilmemiz lazım. Güney cephesinden de Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yıllarda yapılan sınavlarda her zaman soru sorduğunu gördüğümüz için buraya göre 4 rakamını koyuyorum. Çünkü eskiden daha fazla soru geliyordu biliyorsun. Şimdi 10 soru var. Doğu cephesine de yine 4 rakamını koyuyorum. Dolayısıyla ya istiklal ya ölüm önemli bir kısım. Mutlaka bilmemiz lazım. Şimdi hadi gel öğrenelim Tonguç. Teşekkür ederim hocam. Evet Tonguç, ya istiklal ya ölüme geldik. Doğu cephesi, güney cephesi. Allah 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 Allah. Harikası ya. Tonguç, biz Müslüman bir devlet olarak Allah Allah nidalarıyla saldıracağız. Onlar da eyvah eyvah diye kaçacaklar. Doğu, güney, batı cephesine düşmanı dökmeye hazır mısın? Hazırım hocam. O zaman başlayalım. Şimdi Doğu cephesinde. Oturduğum yerden tabii. Ya tabii sen oturduğun yerden çalışman da bir savaştır Tonguç. Çünkü sen bunları iyi öğrenip iyi bir nasıl hocam, savaşıyor muyuz yani şu anda? Tabii ki. Kalem kılıçtan keskindir. Sen şimdi eline kılıç alıp düşmanla savaşsan dangoz durumuna düşersin. Eline silah alıp çıksan böyle bir şey kalmadı. Artık ilimle fenle savaşıyor. Bak dünyanın en büyük devletleri internette veyahut da bilimde. Kimle savaş halindeyiz hocam? Biz şu anda bilim konusunda, Nobel ödülü kazanma konusunda veyahut da yeni teknolojiler yapmak konusunda batıyla savaş halindeyiz. Yoksa bizim doğuyla bir savaşımız yok ki, doğu zaten bizden geride. Biz batı gibi çok daha iyi, çok daha modern, çok daha teknolojik şeyler yapmalıyız. Mesela elektrikli araba yapmalıyız ki kendimiz onların topraklarına araba satalım. Dolayısıyla bizim savaşımız şu anda ilimle oluyor. Senin şu anda kullandığın kalem esasında bir silah, bir kılıç. Ama tabii ki bu böyle çok agresif bir savaş değil. Gidip de indir öyle falan şeklinde değil. Burada ne yapacağız? Bol bol soru çözeceğiz. Senin yaptığın her bir doğru, sınavda yaptığın her birine seni düşmana karşı daha güçlü hale getirecek. Şimdi bakalım. Doğu cephesinde Gümrü Anlaşması var. Güney cephesinde Ankara Anlaşması yapacağız. Peki güney cephesinde ki anlaşma mı daha önemli, Doğu cephesinde mi? İkisi tabii önemli. Ki Doğu cephesi daha önemlidir. Niye öyle bir şey söylüyorsun? Çünkü Doğu cephesinden daha fazla insan saldırıyordu hocam. Hayır, öyle bir şey yok. Yani güzel bir attın. Gerçekten atma yeteneğinde çok başarılı. İç tehditler çok fazlaydı Doğu cephesinde hocam. Ya resmen saldırıyorsun Tonguç şu anda. Burada Fransızlar ve Ermeniler... Stratejik hesaplamalarımı göz önünde bulundurursak analitik düşünce yapısının muhakeme becerileri temellidir hocam. Tamam güzel. Sayısal analizler konusunda gerçekten başarısın. Ama normalde Ermeniler de hem Doğu cephesinden hem de Güney cephesinden saldırdılar. Burada artı Fransızlar da var. Şimdi esas bilmemiz gereken şey şu. Doğu cephesinde Gümrü Anlaşması ilk askeri başarı ve aynı zamanda ilk siyasi başarı. İlk askeri ve siyasi başarı. Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarında hangisi ilk askeri başarı, hangisi ilk siyasi başarı diye bir soru sormuyor. Ama diyor ki Doğu cephesinde Ermenilerin yenilmesiyle birlikte
ilk askeri ve siyasi başarı elde edildi diyor. Bunu anlamlandırmanı istiyor. Bu ne demek? Birincisi ilk askeri başarı şu demek. Normalde Osmanlı'nın bir sürü başarısı vardı. Biz İstanbul'u biz fethettik. Orta Doğu'yu biz fethettik. Bu nereden, nasıl ilk askeri? Bu TBMM'nin ilk askeri başarısı. Yani sen 23 Nisan 1920'de meclisi açtın. Herkes dedi ki bunlar ne yapıyor ya, meclis açıyorlar falan. Gaza geldiler dedi ama sen hiç gaza gelmediğini gösterdin. Ne yaptın? Doğu cephesinde Ermenileri yendin. Siyasi başarı da şu, gümrük anlaşması yapıyorsun. Ermeniler TBMM'yi tanıyorlar ve diyorlar ki hello, how are you? Biz sizle tanışıyoruz. Biz TBMM'nin gücünü kabul ediyoruz diyorlar. Ve buradaki askerleri de Doğu cephesinden farklı cephelere, Batı cephesine kaydırıyoruz. Böylece diğer cephelerin de kuvvetlenmesini sağlıyoruz. Burada kim var komutan? Kazım Karabekir. Düşman kim? Ermeniler. Demek ki Doğu cephesinde Ermeniler var. 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir var. Doğu cephesinin gümrük anlaşmasıyla kapanmasını sağlayacak. Tabii Doğu cephesi tam anlamıyla Moskova ve Kars'tan sonra kapanacak ama askeri kısmı bu şekilde bitiyor. Güney cephesine baktığımızda ise Kuvayi Milliye Birlikleri, yani düzensiz bölgesel halk birlikleri. Şimdi Maraşlılar, Adanalılar, Antepliler diyorlar ki kardeş bize öyle asker falan gönderdiniz. Birazcık dondurma yiyelim arkadaş. Aynen, bize dondurma, bize böyle, biz bu Fransızları dondurma gibi bitiririz. Nedir ki bunlar ya? Bunlar zaten güneşte eriyen tipler diyor. Dolayısıyla bize asker göndermenize gerek yok. Biz burada Sütçü İmam olarak, Ali Sahip Uğur Savaş olarak, Şahin Bey olarak çok rahat, çok rahat yeneriz bunları diyorlar. Ve Mustafa Kemal de teşekkür ederiz. Siz o zaman orayı kendiniz halledin diyor. Ve Fransızlara karşı Kuvayi Milliye savaşıyor. Bak, Batı cephesi düzenli ordu savaşıyor. Yani başında İsmet İnönü'nün, Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu ciddi bir düzenli ordu var. Bu taraf ise ya adam sütçü imam yani. Süt ister misiniz? İsterim. Siz ister misiniz Fransız? İster. Gel o zaman sana sütü vereyim de gel diye onun kafasına sütü dökmeyi biliyor. Dolayısıyla burada kesin olan bir şey varsa Güney cephesinde düzenli ordu yok. Düzensiz bölgesel Kuvayi Milliye var. Ve bağımsızlıktan taviz vermiyoruz. Halk, hatta o yüzden mesela kahraman İzmir diye bir şey demiyoruz. Tabii ki İzmir halkı da kahraman. Ve hatta kahraman Erzurum. Erzurum tabii ki dadaşlar ne kadar kahraman Maraş'tır hocam. Çünkü orayı kendileri kurtardı. Hocam Türkiye'nin en kahramanı hangisidir? Tabii ki kahraman Maraş. Hayır olacak. Hocam yanlış düşündünüz. Gaziantep. Hayır hocam. Şanlıurfa. Hayır hocam Batman. Ya Tonguç tam dejenerisin ya. Tam dejenerisin. Tabii ki Batman de kahraman. Superman, Batman. Ya Tonguç gerçekten dejenerisin. Biz şu anda Hollywood kahramanlarından bahsetmiyoruz. Milli mücadele kahramanlarından bahsediyoruz Tonguç'um. Neyse gerçekten düzeleceksin sen de. Burada kesin olan bir şey varsa Urfa, Antep ve Maraş'ta milli mücadeleyi halk kendisi yapıyor. Ve sonrasında da Batı cephesini elde ettiğimiz Sakarya Zaferi sonrasında burada da Ankara Anlaşması imzalanacak. Ve Ankara Anlaşması'yla artık Güney cephesi kapanacak. Şimdi gelelim Batı cephesine. Niye gelelim dedim? Çünkü en önemli cephe burası. En fazla olayın yaşandığı ve bu cepheyi kaybetsedik savaş kaybetmiş. Yani sen Doğu cephesini kazandın, helal olsun sana. Güney cephesini kazandın, aferin aferin. Ama Batı cephesini kaybettin, ülke elden gidiyor. Niye? Çünkü Batı cephesi Ankara'nın yanında. Yani Ankara biraz daha batıda diğer Doğu ve Güney'e göre. Ankara gittiği zaman TBMM'ye gidecek. TBMM'ye gittiği zaman zaten devlet elden gider. Dolayısıyla Batı cephesindeki zaferler Doğu cephesinin ve Güney cephesinin de kapanmasını sağlayacak. Yani sen mesela Doğu'da gümrük anlaşması yaptın ama esas Doğu cephesini belirleyen şey Moskova ve Kars anlaşması. Bunlar da Batı cephesindeki zaferlerden sonra oluyor. Veyahut da Güney cephesinde Fransızları yamulttun, Ermenileri yamulttun, tam sıkıntı yok. Le bon char de la beaucoup, tamam ama anlaşmayı yapman lazım. Anlaşma Batı cephesindeki Sakarya zaferinden sonra oluyor. Dolayısıyla Batı cephesi çok çok önemli. Şimdi Batı cephesinde askeri başarılar siyasi ve sosyal gelişimlere neden oluyor. Birincisi Moskova Anlaşması var. Bu ilk defa bir büyük devlet olan ilk Avrupa devletlerinden bir tanesi Rusya ile anlaşma imzalıyoruz. Burada bazı tavizler veriyoruz Rusya'nın desteğini almak için. Mesela Batum'u veriyoruz ama Rusya'nın desteğini alıp Yunanları yamulacağız. İstiklal Marşı milli mücadele açısından çok çok önemli. Milli bağımsıza katkı veriyor. Ve burada milat dediğim şey bunların hepsi Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra oluyor. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra biz ulusal ve uluslararası başarılar ediyoruz. Mesela bunları nasıl anlıyorduk? Moskova Anlaşması uluslararası. İstiklal Marşı ulusal. Londra Konferansı uluslararası. Afgan Dostluk Anlaşması uluslararası. Teşkilat Esası ulusal. Niye? İçinde Afganistan, Londra, Moskova geçiyorsa bunlar uluslararası bir şeydir diyeceksin ve bu şekilde halledeceksin. Diğerleri bizden. Şimdi İstiklal Marşı milli bağımsızlık kelimesiyle özdeşleşiyor. Moskova Anlaşması uluslararası başarı, Rusya'nın desteğini alıyoruz. Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri her zaman gibi affedersin pislik yapma peşindeler. Adi herifler. Birazcık öyleler evet. Birazcık değil hatta fazlasıyla öyleler. Şimdi İtilaf Devletleri diyorlar ki ya siz böyle birincinin kazandınız ya. Ya gelin Sevr Anlaşması'nı bir gözden geçirelim. İzmir'de sadece Yunanistan'ın valisi değil, Ankara'nın yani TBMM'nin de valisi olsun diye böyle saçma sapan tekliflerde bulunuyorlar. Biz de bu adamların esasla adam olmadıklarını bildiğimiz halde yani insan olmadıklarını bildiğimiz halde yine de Türkler barışa yanaşmıyor. Türkler sadece savaşmayı biliyor demesinler diye atlayıp Londra'ya gidiyoruz. Londra'ya gittiğimizde de nasıl gidiyoruz hocam?
Uçakla. Aa. Evet. Uçakla gidiyoruz ve diyoruz ki kardeşim merhaba. Hello. Tabii Londra'da İngilizce konuşulduğu için mecbur İngilizce konuşmamız lazım. Diyoruz ki bakın. Hello Africa. Tell me I doing. Yok. O Afrika'ya gittiğimizi söyledi. Oraya Londra'ya gidince hello guys how is going falan tarzı böyle biraz daha farklı bir pronunciation ile ilerliyoruz. Ama kesin olan bir şey varsa amacımız orada misak-ı milliyi tüm dünyaya duyurmak. Yani demek ki kardeşim artistlik yapmayın. Bu ülke bizim. Misak-ı milliden vazgeçmiyor. Misak-ı milli. Diyorlar tabii onlar anlayamıyor tabii Türkçe bilmedikleri için. Onlar da Türkçe öğrenememişler daha. Diyorlar ki what is the misak-ı milli şeklinde konuşuyorlar. Biz diyoruz ki boğazlar alamazsınız. Yani boğazları vermeyiz size. Sonra kapitülasyonları kaldıracaksınız. Sonra sınırlarımız Mondros Ateşkesi'nden sonraki sınırlar olacaktır. Öyle doğuyu Ermenilere, güneyi Fransızlara, batı öyle bir şey yok. İndiriyor eli diyoruz. Adamlar da hadi oradan hadi oradan diyorlar. Bize hadi bakalım deyip ikinci önünü yapıyoruz. İkinci önünün savaşından yeniden zafer elde ediyoruz. Halkın orduya psikolojik desteği artıyor. Çünkü biz böyle İnönü şeyden Londra konferansından sonra artistik yapıp yenilseydik. Diyecekler ki ya bunlar dangoz. Artistik yaptılar yenildiler. Ama biz Londra konferansından sonra yaptığımız artistik havada kalmıyor. İkinci İnönü Savaşı'nda bir kez daha düşmanı durduruyoruz. Ve aynı zamanda Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra ilk defa bir Müslüman devletin desteğini alıyoruz. Afganistan bize destek veriyor. Ve ilk anayasamız olan, TBMM'nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasi kabul ediyor. Sonrasında İkinci İnönü Savaşı'nda psikolojik baskıyı, psikolojik gücümüzü artırıyoruz. O sırada Kütahya-Eskişehir Savaşı oluyor Tomuş. Burada birazcık geri çekilmek zorunda kalıyoruz. O sırada geri çekilirken Mustafa Kemal Maarif Kongresi yapıyor. Onun milli ve çağdaş eğitime önem verdiğini hatırlıyoruz. Yani düşman saldırmış. Düşman hızlı bir şekilde saldırıyor ve Eskişehir elden gitmiş. Polatlı'ya kadar gelmişler. Ankara'ya 90 kilometre yaklaşmışlar. Mustafa Kemal diyor ki eğitim kongresini erteleyemeyiz. Mutlaka yapmalıyız. Paşam delirdin mi sen? Düşman saldırıyor. Tamam. Ne eğitimi ya? Ne eğitimi? Millet, aynen. Sağlıkları, problemleri aynen. Var. Düşman saldırıyor. Paşam delirdiniz mi falan diyorlar. Mustafa Kemal diyor ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değil. Aa, tamam. Aynı sizin söylediğiniz gibi hocam dersin başında. Evet. Düşmanla savaşmamız çok önemli. Bunu biliyoruz ama cehaletle savaşmak daha önemli diyor. Eğitime önem vermeliyiz diyor. Çünkü biz eğitimimizi düzeltirsek ileride bu tür hataları yapmayız. Ülkemizin paylaşılmasına izin vermeyiz. Yani biz mesela ülkemizin çökmesini temel sebebi ne biliyor musun Tonguç? Düşmanın elektronik silah yapıp yani tüfek silah yapıp bizim kılıçla saldırmamız. Düşmanın kapitülasyonlarda iyi hesap yapıp böyle mali kısımları iyi hesaplayıp bizim ekonomimizi çökertmesi. Yani biz esasla masada kaybediyoruz. Yoksa Türk'ten daha güçlüsü yok ki. Yani adam gelse şimdi bir Fransız gelse bizi dövebilir mi? Dövemez. Ama adam bizi teknolojiyle yeniyor. Bizi bilimle yeniyor. Bizi test kitabıyla yeniyor. Soru bankasıyla yeniyor yani. Onları iyi biliyor adamlar. Biz de onları iyi yaparsak halledebiliriz. Geliyoruz buraya. Başkomutanlık yasası. Mustafa Kemal Atatürk'e halk güveniyor ve başkomutan yapıyor. O da hemen tekalifi milli emirlerini çıkarıyor. Günde kaç soru çözüyordu Mustafa Kemal hocam? Güzel bir soru. Mustafa Kemal o zamanlar tabii ki LGS ya da AP, ABS ya da LPG diye sınavlar yok. O zaman askeri okullara giriyor Mustafa Kemal. Tabii ki askeri okullar mesela şimdi şöyle düşün. Askeri okul kazanmak zor. Bir kere çalışkan olman lazım. Sportif olman lazım. Yani sadece test çözen değil. Aynı zamanda sporda da başarılı olman lazım. Derslerini iyi yapıyor olman lazım. Öyle matematikten, fenden, Türkçeden veyahut da işte o zamanlar tabii Osmanlıca dersi var. İşte ne bileyim tarihten. Tarih dersi daha o zaman tarih yeni yazılıyor zaten. Bazı derslerden öyle düşkün not almaman lazım. Çünkü ülkeyi kurtaracak lider olacaksın yakında. Dolayısıyla Mustafa Kemal'de dersleri çok çekiyor. Ha netlerini sorduğumuzda o zaman deneme sınavlarını ben 90'da 76 yapabiliyorum hocam. Güzel. Bence Atatürk kaç yapabiliyordu? Atatürk daha iyi yapıyordur. Kesin daha iyi yapıyordur. Ama bir de o zamanlar deneme yok tabii. Deneme şeyi yok. Şey oluyor normalde. O zamanlar biraz daha böyle farklı yazılı sınavlar var. Ama sonuçta eğer olsa LGS'de o da kesin çok çok başarılı bir öğrenci olurdu diyoruz. Ordu millet özveri fedakarlıkla ordumuzun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sakarya Zaferi'nin düşmanı yamultuyoruz ve ardından da Fransızlarla Ankara Anlaşması, Ruslarla Kars Anlaşması'nı yapıyoruz ve Mustafa Kemal'e Gazi ve Mareşal unvanı veriliyor. Büyük taarruzda da düşmanı denize döküyoruz. Neden düşmanı denize döküyoruz? Oh be sonunda gerçekten. Peki düşmanı neden denize döküyoruz Tonguç? Hocam düşman hocam çünkü biraz abdestsizler. Aynen aynen. Pis adamlar yani. Birazcık sıkıntı var. Bir de sağlayayım başka ülkelere göz dikmiş namus evet, düşmanları. Biraz sıkıntı. Evet tövbe birazcık Rabbim, sıkıntı var. Gerçekten sinirlenme hocam. Sinirlenme Tonguç. Sen çok sinirli bir insansın. Sinirlenme. Düşmanın temiz gitmesini istiyoruz diğer tarafa ya da kendi adası tarafına Yunanistan'da. Dolayısıyla temizlenip gidiyorlar. Sabunsuz biraz tabii tuzlu su ne kadar temizlemişler onu bilmiyorum. İyi daha iyi hijyenik daha aynen, iyi. Ege Denizi daha hijyenik bir tuzlu bir su ama sıkıntı yok. Ardından Budanya Ateşkes Anlaşması yapıp diplomatik safhayı bitiriyoruz. Ve Osmanlı artık hukuken yok sayılıyor. Niye? Çünkü biz de anlaşmayı yapıyorlar. Yani İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye aittir diyoruz. Şimdi hemen sorularımızı çözelim ve bitirelim Tonguç'um. Birinci İnönü Savaşı'nın düzenli ordu tarafından kazanılması üzerine TBMM İtilaf devletleri tarafından Londra Konferansı'na davet edilmiş. Rusya ve Moskova Afganistan ile dostluk anlaşması imzalamıştır. Hangisine ulaşılamaz? Askeri zaferler siyasi başarıları beraberine getirmiştir. Doğru. İtilaf devletleri TBMM hükümetine resmen tanımışlardır. Doğru. Niye bak Londra Konferansı'na davet etmişler. Mesela İtilaf devletleri seni Londra Konferansı'na davet etti mi?
Hayır. Demek ki seni tanımıyorlar. Ama TVM'ye davet ettilerse onu tanımış demektir. TVM'nin siyasi gücü ve otoritesi artmışlar herhalde. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası... Hayır, başarıyla sonuçlanmadı daha. Sonuçlanmadı. Sadece bir başarı elde ettik. Sonuçlanması buradan yetişkisiyle olacak. Hadi bakalım, ödülü sorumuzu yapıyoruz, yorumlara yolluyoruz.